Dizide programından herkese merhabalar efendim. Ben Nida Albaş. Bildiğiniz üzere pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saatler tam 17'yi gösterdiğinde kanal ve ekranlarında sizlerle buluşuyorum. Bugün kameraman arkadaşım İmam'la birlikte Konya altındayız. Halkımıza ülkemizde görülmesi gereken bir doğal güzellik söylemelerini isteyeceğiz. Biz yanıtları çok merak ediyoruz. Siz de merak ediyorsanız söz sizde, programı başlasın. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, Mustafa Güngör ben. Burdur Gölhisarlıyım aslen ama 20 senedir Antalya'da yaşıyorum. Antalyalı oldum sayılır yani artık. Üniversite... Zaten yakın buraya, evet. Gidip geliyorsunuzdur. Tabii sık sık gidip geliyoruz. İşte buradayız ya, işte üniversite mezunuyum. Şu an iş arama sürecindeyim, her yeni mezun gibi. O şekilde bir hayat sürdürüyorum şu anlık. İşte hangi bölümden mezun oldun? Maliye mezunuyum ben, 2018 mezunuyum. Öyle işte... Pandemi sürecinde sadece burada vakit geçirebildiğimiz için işte arkadaşlarımızla burada buluştuk. O şekilde işte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Nasıl gidiyor peki pandemi günleriniz? Vallahi zor. Zor ama birazcık alıştık ya. Bakalım yani şimdi Allah annesi babası olmayan insanların yardımcısı olsun. Şimdi Allah'tan annemiz babamız var. Onlarla beraber yaşayıp gidiyoruz ya bir şekilde. Hayat kurmaya çalışıyoruz kendimizi. Bu buraya Konya altına geliyor musunuz sürekli arkadaşlarınızla buluşmaya? Tabii ki burada buluşuyoruz. Pandemi sürecinde tabii ki azalttık biraz da. Yani ayda bir falan. Kafeler kapalı olduğu için. Tabii ki. Evdeyiz genelde. O şekilde. Peki gezmeyi, dolaşmayı, seyahat etmeyi sever misiniz? Seyahat etmeyi seven bir insanım aynen. Çok seyahat ettim daha önce işte Türkiye içinde daha çok. Yurt dışı da nasip olmadı ama inşallah bir gün olur. Türkiye'de en beğendiğiniz şehir neresi oldu? Türkiye'de en beğendiğim şehir Antalya ya, gerçekten yani mükemmel bir yer. Gerçekten yani Antalya'da yaşıyorum diye söylemiyorum ama gerçekten mükemmel bir yer. Ama İstanbul'a aşığı da bir insanım yani. İstanbul'u da çok severim. Daha çok böyle yaz mevsiminde deniz kenarlarını mı gezersiniz yoksa kış mevsiminde de böyle kayak yapmaya gider misiniz? Kış mevsimini aslında daha çok severim. Malum Antalya sıcağından biraz bıktığımız için. Kış mevsiminde gittiğim çok yer yok aslında. Daha çok ama yazları tatil yapıyorum, seyahat ediyorum. Şekilde. Yazları burada mısınız? Burdur'a gidiyor musunuz? Tabii yazları, orası biraz daha serin aynen, oluyor. Aynen serin oluyor. Arada bir tabii gidip dolaşıyoruz orada. Ama genelde buradayız ya. Bu sahil şehrindeyiz işte Ege kıyılarına doğru. Genelde her yaz yapamasam bile iki yazda biri mutlaka. İş güç işte okul durumlarına göre. Seyahat ederim yani sık sık. Peki bize ülkemizde görülmesi gereken bir doğal güzellik söyler misiniz? Ülkemizde görülmesi gereken öncelikle Gölhisar'dan başlayayım. Birazcık reklamını yapayım oranın. Çünkü çok yani hiç reklamı yapılmayan çok güzel bir antik kentimiz var bizim Gölhisar'da. Kibirya antik kenti işte Türkiye'nin en eski, Efes'ten bile eski antik kentlerinden biri olması lazım. Çok turist ya da turizm açısından talep gören bir yer değil. Reklamı yapılmadığı için diye düşünüyorum ben bunu. Mutlaka bir gün giderseniz siz de buradan zaten 3 saatlik bir mesafe görmenizi tavsiye ederim yani. Çok büyük bir antik kent. Yani o yüzden orayı tavsiye ederim. Onun dışında bu sahil şeridinde de ben gerçekten hani gitmeyen varsa mutlaka gitsin derim yani Kaş. Bence dünyanın yani sayılı tatil beldelerinden biri ki Türkiye'de bence en güzeli. Çünkü Bodrum'u da gördüm, Çeşme'yi de gördüm, Ayvalık'ı da gördüm ama Kaş'tan daha güzel hiçbir yer görmedim yani. Kaş ve Gölhisar mı? Kaş ve Gölhisar diyorum ama ben. Ama dediğiniz gibi Gölhisar da çok da bilinen bir yer değil aslında yani değil hiç, mi? Hiç bilinen bir yer Efes değil. Efes kadar mesela. Yani gerçekten hiç bilinen bir yer değil. Yani reklam açısından çok büyük sıkıntıları var. Gölhisar'ın birazcık daha işte böyle reklamının yapılması lazım, tanıtımının iyi olması lazım ve insanların biraz bilmesi lazım yani. Ki Burdur zaten sadece insanların İstanbul, Ankara'ya gitmek için içinden geçtikleri bir şehir olmasa aslında daha güzel şeyler olabilirdi. Burdur'dan kaybediyoruz diyebilirim ya. Yoksa çok güzel bir ilçe. Fethiye'ye yakın. Öyle bir konum var. Seyircilerimize söyleyelim. Burdur'a yolları düşerse mutlaka Gölhisar'ı ziyaret etsinler. Mutlaka. Zaten Burdur'a birazcık ters düşüyor bizim ilçemiz. Yani Fethiye yolundan, Korkut elinden zaten tabelalarını görebilirler. Eğer vakti olan insanlar varsa bir hafta sonu çıkıp mutlaka Kibirya antik kentini görmelerini tavsiye ederim. Antalya'ya gelirlerse de Kaş. Aynen öyle. Yazları da Kaş'ta geçirebilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Burdur'a selam gönderelim. Selamlar, buradan. Aynen. Gölhisar'a çok selamlar. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Ve Antalya'yı çok seviyorum. Böyle. Sen buralı mısınız? Değilim ama ben kendimi buralı olduğunu kabul ediyorum. Yani doğduğumdan beri buradayım. Aslen nerelisiniz? Tunceliyim. Tunceli. Gidiyor musunuz Tunceli'ye? Hiç gitmedim, hiç görmedim. Akrabalarınız falan yok mu hiç? Yani şöyle akrabalarımız da burada yaşıyor. Hep birlikte evet. Taşındınız. Hep beraber burada yaşıyoruz. İsminiz neydi bu arada? İsmim Dilek.
Dilek Hanım, neler yapıyorsunuz siz? Biraz tanıyabilir miyiz? Devlet memuruyum. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Onun dışında pandemiden dolayı herhangi bir aktivite yapmıyoruz. Sadece yürüyoruz Konya altında. Evet. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz açıkçası. Ama bu da insana bayağı bir iyi geliyor değil mi bu pandemi günlerinde? Evet, aynen. Şanslıyız çünkü Antalya gibi bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Ve bunun da güzelliklerinden faydalanıyoruz. Evet. Peki Dilek Hanım, gezmeyi, dolaşmayı, seyahat etmeyi sever misiniz? Çok seviyorum. Yani pandemi en çok beni vurmuş olabilir. Çünkü artık gezemiyorum. Ama nasıl söyleyeyim? Mart, Nisan, Mayıs gibi inşallah pandemi biterse kaldığım yerden gezmeye devam etmeyi planlıyorum. Ülkemizde gezmeyi seviyor musunuz? Dolaşmışsınızdır. En sevdiğiniz şehir neresi oldu? İzmir. Yani Antalya'yı saymıyorsak eğer, Antalya'yı kenara bırakacaksak eğer en sevdiğim şehir İzmir oldu. İstanbul da çok güzel. Yani tarihi yerlerinden dolayı İstanbul'da beğeniyorum. İzmir'in mesela neresini beğendiniz en çok? Bence Alaçatı. Belki Antalya'ya benzediği içindir. Hani bizim kale içimize benzediği içindir. Alaçatı'yı çok beğenmiştim. İzmir'in merkezini gezdiniz mi? Alsancak, Karşıyaka? Evet. Kordon'u gördüm. Kordon da yine bizim Konya altına benziyor. Evet. Hani o şehre gittiğimiz zaman farklı bir şehire gitmemiş gibiyiz. Yani hani sanki hala Antalya'da kendi memleketimizde, kendi şehrimizde geziyor gibiyiz. O yüzden herhalde İzmir'e kan çektiği için belki de Antalya'dan dolayı seviyorum İzmir. Peki daha önce yurt dışına çıktınız mı? Yani Kıbrıs'a gittim. Yurt dışı sayılır mı bilmiyorum ama onun dışında onun dışında bir yere gitmedim. Peki ülkemizde görülmesi gereken bir doğal güzellik söyleyebilir misiniz bize? Gitmemizi önerdiğiniz. Doğal güzellik. Yani Antalya için mesela Olimpos, Kekova, Batıkşehir, Çıralı, Adrasan buraları bence insanların görmesi gerekiyor. Hani insanlar tatil yapmak için işte Antalyalılar, buna ben de dahil olmak üzere farklı yazlık şehirlere gidiyoruz ama aslında orada hem dağ hem deniz hem orman hepsini bir arada yaşayabileceğimiz bir yer. Olimpos'u özellikle görmelerini, oradaki Ören şehri görmelerini, gezmelerini tavsiye ederim. Peki Antalya dışında önerebilir misiniz izleyicilerimize? Yani Antalya dışında Kapadokya'ya gitsinler değil mi? Kapadokya'yı ben görmedim. Kapadokya'yı görmedim evet. Merak ediyorum. Ama İstanbul'da da mesela yani İstanbul'un köprüleri, ondan sonra mesela adaları görmeleri lazım bence. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben emekli. İsmim Muzaffer Bülbül, emekli memurum. Muzaffer Bey, neler yapıyorsunuz? Pandemi günleriniz nasıl geçiyor? Pandemi günlerimizde mümkün olduğu kadar uyumaya çalışıyoruz. Maskemizi, mesafemizi koruyoruz, spor yapıyoruz, müzikle uğraşıyoruz, kitap okuyoruz bol bol. Arkadaşlarımızla bazen tabii şey zaman, izin süreleri içerisinde beraber olup sohbet ediyoruz. Evet, açık havada. Bazen de hanıma yardım ediyoruz evde. Kitap okumayı seviyorum dediniz değil mi? Ne tür kitaplardan hoşlanırsınız Muzaffer Bey? Tarihi, ben tarih öğretmeniyim aynı zamanda. Tarihsel ama yani kitap olsun yeter ki. Edebi kitapları da severim. Belgesel türlü kitapları da severim. Buralı mısınız Muzaffer Bey? Antalyalı mısınız? 30 yıldır Antalya'dayım. Aslında Isparta'lıyım ama. Isparta'da yakın buraya zaten. Gidip geliyor musunuz? Zaman zaman gidip geliyorum. Yazları orada geçiriyorum. Kışları buradayım. Tabii orası yazın biraz daha serin oluyor. Tabii güzel. Orası yaz için çok güzel bir yer. Peki pardon böldüm sizi. Arkadaşım da şöyle gel, Esat ya, yanımda duruyor. Pardon. Peki pardon. Seyahat etmeyi sever misiniz? Çok seviyorum. Geçen yıl pandemi döneminden önce Batı Karadeniz gezisi yaptık. Çok güzel yer. Amasra, Safranbolu, Bartın, Sinop, daha sonra Doğu Ekspresi ile Ankara'dan bindik. Kars'a kadar bir gezi yaptık akabinde. Ama şimdi bu pandemi dönemi artık bizi kısıtladı. Yani mümkün oldukça seyahat etmeye çalışıyoruz. Nasıldı peki tren yolculuğu? Doğu Ekspresi'ne bindin? Çok güzeldi. Yani tavsiye ederim herkese. Ha tabii şöyle, eğer grup olarak giderseniz çok güzel. Hem eğlenceli oluyor, hem diyelim ki işte Ören yerleri açısından da ilgi duyuyorsanız o da güzel. Tabii Kars Ani Harabeleri, Muradiye Şelalesi, Van'da Van Kalesi, Van Müzesi, oraları da gördük biz, oraya da gittik. Erzurum'da Erzurum'un görülebilecek yerlerini gördük. Erzincan'da şelale var, Erzincan'ın görülebilecek yerleri.
Yani çok güzeldi. Ülkemizde en beğendiğiniz şehir neresi oldu? Şu an için ben Antalya'yı çok beğeniyorum. İzmir, Antalya. Ama artık kentlerden kırsal alanlara bana kalırsa kaçış başladı. Evet. Bu pandemi nedeniyle. Kırsal alanlarda da çok güzel yerler var. Mesela ben şu anda Isparta'nın Gönen diye bir ilçesinde kalıyorum. 4000 nüfuslu. Çok sevdiğim bir yer. Çok beğeniyorum. Küçük. Halkı da çok kültürlü bir. Köy enstitüsü geleneğinden gelme bir halk var. Köy enstitülerini siz belki pek bilmiyorsunuz ama o kültürü halen taşıyan ve özümsemiş bir halkla iç içe olduğum için çok mutlu oluyorum. Peki Muzaffer Bey, bize ülkemizde görülmesi gereken bir doğal güzellik önerir misiniz gitmemizi istediğinde? Ya doğal güzellik tabii, mesela ben şimdi Antalya'da antik arabeler anlamında Perge ve Aspendos, evet, en güzel. İzmir'de Perge diyorum. Efes harabeleri, Sart harabeleri. Doğal güzellik olarak yani bence Türkiye'nin her yöresi güzel. Yeter ki ülkemize sahip çıkabilelim. Evet. Ama sahip çıkmıyoruz. Vatanseverliği, biz milliyetçiliği veya devrimci solculuğu hep böyle lafta taşıyan bir durumdayız. Önemli olan bir karış toprağına sahip çıkmak, şu denize sahip çıkmak, kirletmemek, akarsuyuna sahip çıkmak, dağına sahip çıkmak, böceğine, börtüne sahip çıkmak. Vatanseverlik budur. Yoksa şurana bayrak takmayla vatanseverlik olmuyor. Çok teşekkür ederim. Rica sizle ederim. De sohbet edelim mi hemen? Ya, sohbet edecek bir şey yok benim. Sizi de tanıyalım biraz. Ben de emekli öğretmenim mi? Ne öğretmenisiniz? Sınıf öğretmeniyim mi? İsminiz neydi? Esat. Esat Bey, buralı mısınız? Antalyalı mısınız? Evet, Döşemaltı kökenliyim. Peki siz seyahat etmeyi sever misiniz? Çok severim. Ülkemizde en beğendiğiniz şehir neresi? Her yerini seviyorum. Sevmediğim yeri yok ki. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her yerini seviyorum. Evet. Sevmediğim hiçbir yeri. Peki bize bir ülkemizde görülmesi gereken doğal bir güzellik söyleyebilir misiniz? Ülkemizin tamamını dolaşırsanız tamamı güzeldir. Yani şurası güzeldir, şurası çirkindir diyemem. Hayır dedemem. Her yeri güzel. Yaşamak lazım, evet, görmek lazım. Gezip dolaşacaksınız. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Fatih Burak, soyadım Pekgöz. Üniversite 2. sınıf öğrencisiyim, hukuk okuyorum Kıbrıs'ta. Böyle. Hukuk dediniz. Evet. Nasıl gidiyor peki şu an uzaktan eğitim? Şu anda olması gerekenden daha kötü gidiyor aslında. Daha iyiydi eskiden ama şu an maalesef uzaktan olabildiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki verimli olmuyor. Evet. Peki pandemi günleriniz nasıl geçiyor? Pandemi günleri bana faydalı oldu aslında. Dil öğrenmeye başladım, spora başladım, spor yapmaya gidiyorum. Yani değerlendirebilseniz aslında boş vakit var ama değerlendirmek zor tabii ki. Evet, çok doğru. Antalya'ya ne zaman geldiniz, özlediniz mi Kıbrıs'ı? Kıbrıs Antalya ile benzer, sadece biraz daha illegal diyebilirim. O yönden aslında özledim, güzeldi. Burada tabii ki aile evinde kalıyorsun, biraz sıkıntılar oluyor ama benim için o problem de yok. Yani çok bir fark yok aslında, çok da özlemedim. Peki dolaşmayı, gezmeyi, seyahat etmeyi sever misiniz? Evet, çok severim. Maalesef bu korona döneminde bu işler de olmadı. Ama az kaldığını düşünüyorum, yani bu güzel günler yakın gibi geliyor. Peki ülkemizde gidip görüp en beğendiğiniz şehir neresi oldu? En beğendiğim şehir muhtemelen Karadeniz tarafları oldu ya. Trabzon, Rize tarafları, Ayder Yaylası tarafları çok güzel yerler. Yani insana dinginleştiriyor yeşil. Yeşili çok severim, doğayı çok severim. Yani görülmesi gereken %100 yerlerden biri. Ki Antalya zaten bana göre Türkiye'nin en güzel şehri. Deniziyle, doğasıyla, güneşiyle. Zaten turizm sayısından da belli oluyor. Antalya'daki her yerde diyebilirim buna, yani dahil edebilirim. Peki bize ülkemizde görülmesi gereken bir doğal güzellik söyleyebilir misiniz? Ya görülmesi gereken doğal güzellik Kapadokya tarafları olabilir. Sonracığıma Pamukkale tarafları olabilir, travertenleri gezilmeli. Şu balona binilmeli ki maalesef Türk insanı için bayağı pahalı bir şey ama maalesef öyle kültür açısından. Müzeler, Ankara'daki müzeler görülmeli, Atatürk'ün Anıtkabir'i görülmeli, mutlaka görülmeli, güzel yerler orası. Peki Antalya'da izleyicilerimize nereye önerirsiniz gitmelerini? Antalya'da Kaş tarafları çok güzel, aynı şekilde Lağra tarafları çok güzel deniz olarak. Teleferikle gezim var. Zaten taksiciler de var. Ankara Taksi bu işi yapıyor. Tala abi var orada. O zaten turistlerle ilgileniyor.
güzel mekanlar var. Antalya'da %100 gelinmesi gereken yerler var. Evet efendim, Bir Söz Sizde programının daha sonuna geldik. Bugün kameraman arkadaşım İmam'la birlikte Konya altındaydık. Halkımıza ülkemizde görülmesi gereken bir doğal güzellik söylemelerini istedik. Biz bu programı çekerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken bizim kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki Söz Sizde programında görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.